Ey Rabbimiz, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul et. Bizi peygamberlerini ilettiğin sırat-ı müstakimden ayırma ve bize daima rahmet et. Sevgili seyirciler, hayatın güneşini anlatmaya devam ediyoruz. Aradan yaklaşık 10 yıl daha geçmiş idi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşlarında. Bu esnada Mekkelilerin hürmet ettikleri, saygı duydukları, zaman zaman tavaf ettikleri Kabe, İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana hayli bir zaman geçtiği için artık yıkılma aşamasına gelmiş idi. Bazı yerleri taşlar dökülmüş, hatta hırsızların içeri girmesine engel olunamıyor vaziyetteydi. Ve bir gün hırsız içeri girmiş, bazı kıymetli eşyaları götürmüş idi Kabe'nin içinden. Yine birinde bir kadın Kabe'nin yanı başında bir ateş yakmış ve o ateşle Kabe'nin örtüsü tutuşmuş ve böylece Kabe yanmış idi. Bu yüzden Kabe'yi yeniden yapmaları gerekiyor idi. Ancak kabileler Kabe'yi yapmada anlaşamadılar. Yıllardan beridir savaşlarla boğuşan, vakit geçiren, artık usanma noktasına gelmiş olan bu insanlar bir çare arıyorlardı ve çareyi buldular. Kabilelere her bir duvarı taksim ettiler. Böylece anlaşma sağlandı ve Kabe'nin duvarları yeniden yapılacak idi. Fakat bu arada bir haber aldılar. Habere göre Cidde'de, ki Mekke'ye yaklaşık 70-80 kilometre uzaklıkta bir yerdir, bir geminin karaya oturduğunu işittiler. Velid İbn Mughire başkanlığında bir heyet Cidde'ye gitti. Bu gemiyle görüştü, oradaki malzemeleri satın alıp ve bir usta ile birlikte Mekke'ye geldiler. Duvarları yapacaklar ama önce tümüyle yıkılması gerekiyor idi. Ve neticede ilk kazmayı, balyozu yine Velid İbn Mughire vurdu. Korkuyorlardı başlarına Allah tarafından bir musibet gelecek diye. O yüzden Kabe'yi önce yıkmaları gerekiyordu. Yıkmaya başladılar. Ertesi güne kadar başlarına bir musibet gelmediğini görünce yıkım işlemini tamamladılar. Ta İbrahim Aleyhisselam'ın koyduğu temele kadar indiler. Sonra yeniden her kabile kendisine ait duvarları örmeye başladılar. Sıra Hacer-i Esved'in rükne bir köşeye konmasına sıra geldi. İşte o an tekrar aralarında bir gerilim yaşandı. Bu gerilim öylesine bir gerilim idi ki neredeyse önceki savaşlar gibi şiddetli bir savaş çıkacaktı aralarında, belki yıllarca devam edecek idi. O arada Ebu Umeyye adındaki yaşlı bir Mekkeli ayağa kalktı. Dedi ki, ey Kureyşliler, ihtilafa düşmenize, bu işi savaşa götürmenize gerek yok. Aranızda bir hakem tayin edin, o ne derse onu yapın. Peki aramızda kim hakem olsun denildi. Şu Mescid-i Haram'ın kapısından kim içeri girerse o hakem olsun dedi. Ve herkes bunu makul gördü ve bekleyiş başladı. O gün günlerden pazartesiydi. Pazartesi deyip geçmeyin. Öyle önemli bir gündür ki pazartesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün dünyaya gelmiştir. O gün bu önemli hadise yaşanmıştır. Az sonra anlatacağız. Yine pazartesi günü Kur'an inmeye başlamıştır. Yine pazartesi günü Peygamberimiz Aleyhisselam hicret buyurmuştur Medine'ye. Yine pazartesi Medine'ye varmıştır. Ve yine
pazartesi vuslata ermiştir, ruhunu teslim etmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden o gün pazartesiydi ve önemli bir gün idi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Haram'ın kapısından içeri girince işte emin geldi dediler. En güvenilir insan. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. Onu hakem tayin ettiğini söylediler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir örtüyü getirmelerini istedi. Örtüyü getirdiler. O örtünün üzerine mübarek ellerini aldı, Hacer-i Esved'i indirdi. Sonra her kabileden bir kişi bu örtünün bir ucundan tutsun buyurdu. Böylece kaldırmalarını istedi. Onlar da bunu yaptılar. Büyük bir hoşnutluk içerisinde. Tam köşenin, Kabe'nin köşesinin Hacer-i Esved'in geleceği yere kadar kaldırdılar. Peygamberimiz Aleyhisselam o noktada mübarek eliyle Hacer-i Esved'i tuttu. Bugünkü olduğu yerine elleriyle koydu. Böylece bir savaşı önlemenin yanı sıra başarılı bir hakemlik yapmıştır. Aynı zamanda ey insanlar artık Kabe son kez yapılıyor. Ve bunda da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getireceği İslam dinine mensup olan Müslümanların kıyamete kadar tavaf edecekleri, el sürecekleri, öpecekleri Hacer-i Esved Allah Resulü'nün elleriyle rüknün ilgili yerine konmuştur. Böylece bu önemli hadiseyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında görüyoruz. Bu hakemliği yaptığında sadece 35 yaşındaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşlarına geldiğinde ve Kabe'deki Hacer-i Esved'in konmasına hakemlik yaptıktan sonra peygamber olmasına çok az bir zaman kalmış idi. Artık alametler, belirtiler, işaretler öylesine çoğalmış idi ki herkes arayışlarını artırmış, bekleyişlerini artırmışlar idi. Tam bu sırada bir gün Varakat ibn-i Nevfel ve Zeyd ibn Amr Kabe'nin yanı başında bir şeyler söylemeye başlamışlardı. Yeni bir peygamberin geleceğini söylüyorlardı ve etrafta bu sözler yankı buluyordu. Çünkü çok farklı sözlerdi bunlar. Oradaki bütün insanlar putlara taparlarken böyle farklı sözlerin ortaya çıkmış olması gerçekten yankılanıyordu. Bu sırada Amr, Zeyd ibn Amr farklı bir şey söyledi. Dedi ki, ey insanlar, Allah'a yemin ederim ki sizin de bildiğiniz gibi İbrahim'in dinine hanife uyan aranızda sadece ben kaldım. Ve ben İsmail oğullarından gelecek olan ahir zaman peygamberini bekliyorum. Böyle söylemesi orada bir genci yaklaşık 33 yaşındaki bir genci farklı bir şekilde etkilemiş idi. Ve bu genç kimdi biliyor musunuz? Bu genç Abdullah ibn Osman idi. Tanıyamadınız onu. Yani Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık idi. Ve bu genç çok ilgi duymaya başladı. Varakat ibn Nevfel'e koştu. Ona dedi ki, böyle şeyler duydum. Bu konuda sen ne dersin? Ve Varakat ibn Nevfel, ey kardeşim oğlu deyip söze başladı. Ve ona Zeyd ibn Amr'ın ahir zaman peygamberinden bahsettiğini, böyle bir peygamberin mutlaka yakında geleceğini ve beklenmesinin, onun gelmesinin gecikmesinden bu tür ifadeleri kullandığını söyledi. Ve Hazreti Ebu Bekir yani Abdullah ibn Osman böylece merakı iyice yoğunlaştı, dikkatleri iyice bu noktaya doğru kaydı ve
çok ilginçtir ki Zeyd ibn Amr öylesine bir bekleyiş içerisinde idi ki artık bu son peygamber gelmedi, gecikti deyip yollara düşmüş ve başka yerlerde bu peygamberin geleceğini bekleyiş için, beklemek için başka yerlere gitmiş ve yolda yol kesiciler tarafından önü kesilip ve öldürülmüş idi. Böylece herkes bir bekleyiş içerisinde idi. Çünkü son peygamber yakında gelecekti. Hazırlıklar devam ederken, bekleyişler sürerken, Abdullah İbn Osman, yani Hazreti Ebu Bekir olarak bildiğimiz bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birinci halifesi Şam'a ticarete gidiyor. Şam'a vardığında orada çok ilginç bir rüya görüyor. Rüyasında ay parçalanarak Mekke'nin üzerine düşüyor ve ayın her bir parçası Mekke'deki bir eve giriyor. Sonra o parçalar toplanıyor, dolunay oluyor, sonra kendi evine giriyor. Ve evi müthiş derecede aydınlatıyor. Bu rüya Ebu Bekir Hazretlerini çok ama çok etkilemiş idi. Bunun yorumunu, tabirini öğrenmek istiyordu. Neticede orada bir rahibe gitti ve rüyasını anlatıverdi. Rahip rüyayı dikkatle dinledikten sonra ona dedi ki, beklenen peygamber gelecek, ona Mekke'deki insanlar iman edecekler, onlarla birlikte sen de iman edeceksin. Ama onlardan daha fazla en çok sen ona yardımcı olacaksın. Hazreti Ebu Bekir bu rüyadan çok ama çok etkilenmiş idi. Mekke'ye dönerken dönüş sırasında meşhur olan Bahira adındaki rahibe de uğramak istedi bu sırada. Ve ona uğradı, rüyasını ona da anlatıverdi. Bu rahip çok daha tecrübeli olduğu için, çok daha bilgili olduğu için sen nerelisin ey genç dedi. O da Mekkeli olduğunu söyledi. O zaman dedi ki senin bu rüyanda büyük hikmet vardır, büyük mana vardır. Beklenen son peygamber, Tevrat'ta ve İncil'de bahsi geçen son peygamber yakında Mekke'de zuhur edecektir. Ve ona en büyük yardımcı sen olacaksın. İnsanlarla birlikte sen de ona iman edeceksin. Ve Hazreti Ebu Bekir bu rüyanın tabirini aldıktan sonra büyük bir heyecan, büyük bir bekleyiş içerisinde, ümit içerisinde Mekke'ye geri döndü. Şimdi biraz düşündüğümüz zaman niçin ümmeti Muhammed kütüğünün Hazreti Hatice'den sonra ikinci sırasında Hazreti Ebu Bekir kayıtlı olmuştur, kaydedilmiştir, yer almıştır? Çünkü ta Peygamberimiz gelmeden önce o bir arayış ve bekleyiş içerisindeydi. Zaten Peygamberimizin çocukluk arkadaşıydı. Bu hadiseleri duyduktan sonra, bazı belirtiler, alametleri özellikle Bahira'dan öğrendikten sonra Peygamberimizi daha yakın bir takibe aldı. Onunla olan ilişkilerini, yakınlığını daha da güçlendirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu arada evlilik hayatı devam ediyordu. Farakatumlu Nevfel ve Abdullah İbn Osman ve benzerleri ahir zaman peygamberini bekleye dursunlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hatice validemizden çocukları dünyaya gelmiş idi. Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. İki tane de oğlu, Kasım ve Abdullah.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok mutlu ve huzurlu bir aile hayatı yaşıyor idi. Herkes evlilik hayatında onu örnek alıyorlardı. Çok sade, çok düzgün, çok dürüst, çok güzel, anlayışın, güvenin, sevginin, saygının, hoşgörünün hakim olduğu bir evlilik devam ediyor idi. Bu arada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyalarla hazırlanıyor idi. O bekleyişe cevap bulunsun için. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 39 yaşlarına geldiğinde zaman zaman Mekke'ye birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Nur Dağı'nın tepesine çıkıyordu. Orada izdiva yapıyordu. Rabbi ile baş başa kalıyordu. Ve şuraya bakınız ne kadar anlamlı, ne kadar ilginç. Hazreti Hatice büyük bir anlayış içerisinde o dik ve yüksek yokuşları tırmanarak eşine azık taşıyordu. Çünkü Hazreti Hatice de bir şeylerin farkındaydı. Bir gün dağın tepesine azık götürmüştü. Bir de baktı ki eşi, hayatın güneşi Hazreti Muhammed Aleyhisselam sanki biriyle konuşuyor gibiydi. Ya da sanki biri onunla konuşuyor gibiydi. Anladı. Anladı ki Rabbi ile baş başa ve bir taşın gölgesine oturdu. Tam 3 gün 3 gece orada bekledi. Ve bu Rabbi ile baş başa olma hali bu kadar uzun sürdü. Eşimi rahatsız ederim diye endişelendi, korktu ve o taşın gölgesinde arkasında 3 gün 3 gece bekledi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bağlı ve böyle anlayış gösteren bir kadın idi. Daha sonraki yıllarda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazreti Ayşe Validemizin bir sorusu üzerine şöyle diyecekti. Ey Ayşe, Hatice'nin gönlünde öyle bir şey var idi ki benim gönlümdeki hüznü bir vakum gibi söker, çeker, emer alırdı. Hazreti Hatice böyle büyük bir anlayışı ve aynı zamanda büyük bir desteği daha o Rabbinden vahiy almadan önce eşine gösteriyor idi. Ve günlerden pazartesi idi. Ramazan ayının tam 27. gecesi, Kadir gecesi idi. Ve artık beklenen gerçekleşecek idi. Alemlerin, kainatın beklediği kutlu peygamber, kainatın efendisi, alemlerin efendisi, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber artık Rabbinden mesajını alacaktı. Vakit gelmişti. Son 6 ayda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep rüya görürdü. Kendisi şöyle buyuruyor idi sonraki yıllarda. Peygamberlik öyle önemli bir görevdir ki elbette herkese verilmez ve biz bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sonraki yıllarda söylediği hadisinde görüyoruz. Buyuruyor ki rüya peygamberliğin 46 parçasından bir parçadır. Peygamberlik 23 yıl devam etmiştir. 23 yılda 46 tane 6 ay vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 aylık süreyle rüyalarla beslenmiş, rüyalarla ruhen zihnen hazır hale getirilmiş idi ve böylece arkasından vahiy gelmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmuştur. 6 aylık rüyadan sonra ne olduğunu yarınki programımızda birlikte göreceğiz. Ya Rabbi bizi
Kur'an yolundan, Kur'an'ın ışığından mahrum etme. Tüm insanlığa hidayet rehberi olarak gönderdiğin Kur'an'ı hayatımıza rehber etmede bize yardım et. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hepinizi emanetleri asla kaybolmayan Yüce Allah'a emanet ediyorum. Işığınız Kur'an-ı Kerim olsun. Isınız sünnet-i seniye olsun. Enerjiniz ilahi tesir olsun. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi sizin ve tüm hidayet olanların üzerine olsun.